Amerika'ya yuva nasıl yapılır? Ersin Usta şu anda çalışmalara devam ediyor. Ersin Bey, neler yaptığınızı anlatır mısınız? Nasıl yaptınız yuvayı? Önce bir tane kasa bulduk. Ondan sonra straforla içini kapladık. Sonra içini bezle kaplayacağız. Ondan sonra içine de bir tane yastık attık mı? 10 numara 5 yıldız bir yuvamız olacak. Kasa, meyve kasası her yerde bulabilirsiniz. Straforları da nal buradan alabilirsiniz. Şu anda önce dört kenarını yapıştırdık. Sonra kasaya sabitlemek için iplerle bağlıyor sağlam olsun diye. En sonda dışına bez kaplama yapacağız. İçine de sünger yastık koyduk mu olay bitecek. Evet, bu şirinimiz için yapılıyor şu anda bu çalışma. Yarım saat içerisinde yuvamız hazır. Yapmanız gereken malzemeleri bulmak. Bir de böyle çalışkan bir kardeşiniz varsa siz sadece video çekiyorsunuz. O yapıyor. Değil mi kardeşim? Şu anda yuvamızın iskeleti hazır. Biraz da yüksek yaptık. Belki yarın öbürsü gün doğum yapar, bir şey yaparsa bu gene bunun içinde yapsın diye, alışsın diye yuvasına. Straforlarımız şu anda kesilen parçaları burada. Onları da gene altına zemin olarak kullanabiliriz ziyan etmeden. Kurdele yardımıyla şöyle sabitliyor. İp kullanmadı çünkü straforu parçalıyor. Bezle yapıyor. Bezden kesip bezlerden ip olarak hazırladı. Çalışmalar devam ediyor. Straforu koli bandımızla kenarlarını yapıştırdık, sabitledik. Ondan sonra iple bağladık. Bakalım en son halini inşallah sizinle paylaşacağız. Güzel olacak diye düşünüyoruz. Böyle bayağı işlemeli strafor kullanmışsınız. Dekorasyon mu yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Evet, lüks yapmışlar. Masraftan kaçmamışlar. İşlemeli straforla. Bir de kapak. Kapağı niye yapıyorsunuz? Kapağı niye yapıyorsunuz? Ne yapacaksınız? Ha, içine bir kat daha yapacaksınız. İşte hafif yarısı karanlık olacak, yarısı açık olacak. Böyle statlar gibi olacak yani. Şu anda ölçümleri biçimleri yapacak. Onun üzerine onu yerleştirdikten sonra köpeğin gireceği kadar bir yer bırakacak. Çok şık bir yuva olacak. Ondan sonra inşallah üstünü kaplayacağız. Kapladıktan sonra dediğim gibi işimiz bitmiş olacak. Güzel bir kaplama yapıldıktan sonra şu görmüş olduğunuz kasa ve straforda muhteşem bir yuva çıkacak. Rahat rahat içine yatabilecek. Kendi odası var normalde de ama böyle bir yuvası yoktu. Evet, alt zeminini kalınlaştırıyor. Hem sıcak olsun diye hem de rahat yumuşak olsun diye. Evet, güzel oldu. En azından parça parça oldu. Kenarlarına bir şey yapacak mısınız? Bundan sonrası kaplama mı? Evet, bundan sonrasını kaplama yapacağız. Bezi böyle arkadan doğru kasayı bezin içine koyup fazlasını bezin içine atacağız. Bunun üzerine yastık koyduğumuzda zaten otomatikman kaplanmış olacak. Hem temizlik hem hijyen açısından hem de rahatlık açısından oldukça şık bir yuva oldu. Beğendin mi Kıvırcık? Kıvırcık, beğendin mi kızım? Beğendin mi? Kıvırcıkları şu an yeşili ve güneşi gördü. Evet, koronavirüsü yaşadığımız şu dönemlerde kendinizi karantina altına almanız çok önemli. Biz yazlığa geldik. Zaten kendi bahçemiz, kendi bünyemizde bir karantina alanımız var. Koruma alanımız var. Dışarıya da çok çıkmıyoruz. Güzelcağız da güzel bahçede dolaşıyor, havasını alıyor. Güneş görüyor en azından. Biz de bir yuva yapalım dedik yani, bu arada hava da güzel. Şu anda yuvanın son hazırlıkları devam ediyor. Yaklaşık 15 dakikada uğraşıyoruz. Bitti mi? 15 dakikada bitti. 10 dakikada dış kaplaması yapılır. Çok güzel bir yuva olur. İsteyeyim mi kumaşları? Evet, çok şık. Ben şimdi kumaş getirmeye gideceğim. Birazdan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıvırcık gel buraya. Kıvırcık. Bak, annemin bahçesine giriyorsun vallahi, görürse seni var ya pataklara.
Girme annenin bahçesine. Niye giriyorsun oraya? Orası yasak. Gel bu tarafa. Kıvırcık, bu tarafa gel. Aferin sana. Burada oyna. Heh. Gitme oraya. Evet, tabii. Köpek eğitimi de önemli. Güzel bir şekilde sevgiyle eğitirseniz her şeyi öğreniyor bu hayvanlar. Gördüğünüz üzere. Kalıyordu normalde, sonra birisi sahiplenmişim ama. Bayağı geniş anlamındaydı şu an. Değil mi Kıvırcık? Mutlu musun yavrum? Canım benim. Aferin sana. Evet, şu anda son kontrolü yapılıyor. Birazdan da kaplamaya geçeceğiz bakalım. Çok güzel oldu ya. Ben beğendim yani. İçini de kaplarsak. Oo, çok güzel. Aha, bitti. O içine girmeye çıkmayı öğrenecek. Kumaş kaplamasına geçeceğiz. Nasıl olacak? Hadi bakalım. Hayırlısı. Evet, böyle açılır kapanır kapak sistemi yaptık. İçinde yine artı. Hem yumuşak olsun hem sıcak olsun diye. Zaten evde kalacağı için sıkıntısı yok ama hani en azından alt üzerinde yumuşak olursa hayvan daha rahat eder. Oldukça düşük oldu. Kupasını kaplayacağız. Yani bize maliyeti 15 lira. 15 liraya böyle bu kadar şahane bir yuva yaptık. Bir de şöyle bir şey olmayan giremez diye bir yazı. Orada yuvanın önüne yasalım da ki şey olmayan girmesin diye. Çok şık oldu. Bence güzel oldu. Bir de kaplamasını yaptık mı olay bitecek. Kıvırcık, beğendin mi Kıvırcık? Harika oldu, harika. Arkadaşlar, herkese merhabalar. Tekirdağ'da başlamış olduğumuz köpeğimiz için yuvamız bitmişti biliyorsunuz. Ama bu koronavirüs belasından dolayı İstanbul'a gelmek zorunda kaldık. Çünkü internet ihtiyacımız var. Ve şimdi onun üzerine geçici olarak tabii ki doğumdan sonra değiştireceğiz. Bir bez kaplaması yaptık. Şimdi size bu yapmış olduğumuz harika yuvayı göstereceğiz ve aynı zamanda da odayı göstereceğiz. Böyle bir oda mutlaka ama mutlaka cancağızlar için gerekiyor, haberiniz olsun. Hem psikolojik açıdan hem de kendine ait bir odası olması çok önemli arkadaşlar. Hem ileride belki çiftleştirirseniz doğum yapma ihtimali varsa bunun için de kendi odasının olması gerekiyor. Haberiniz olsun, öyle çok büyük olmasına da gerek yok. Yani böyle 2 metrekare, 1 metrekare bile yeterli. Şimdi hemen size hem odasını göstereceğiz Kıvırcık, hem de yapmış olduğumuz yuvanın son halini göstereceğiz. Yuvayı aldık, bezi yere serdik, bezi yere serdik. Yuvayı da tam ortasına koyduk. Bezin fazlasını yuvanın içine koyduktan sonra tekrar süngerlerini yerleştirdik. Yaptığımız kaplama bu kadar. Bu kadar. Bakalım şimdi ne halde? Burası Kıvırcık'ın odası. Görüyorsunuz. Açık büfe, yemeği, tatlısı, sütü, ara öğünleri. Ve bu da yuvanın son hali. Gördüğünüz üzere biz bu bezi bulduk. Çünkü bunu büyük ihtimal ilerleyen dönemde atacağız. Bezin ortasına oturtturduk kutumuzu ve ardından da ne yaptık? Komple içine attık bez parçalarını. İçine tekrar yastıklarını koyunca da bezler de orada sıkışmış oldu. Böyle bir yuvası oldu. Görüyorsunuz kapak hala duruyor. Kapağı kaplama gibi bir şansımız olmadığı için. Çünkü kırılır diye şöyle yaptık. Yani şu bezleri aldık, şöyle içine attık. Yaptığımız buydu. Bunu da gene böyle buralara sıkıştırdık. Bu kadar. Evet, yani yuva kaplama işi bu kadar kolay. Şu hale geldi. İnşallah ilerleyen dönemde doğumdan sonra belki de bu bezi, tabii ki bu yuvayı bile komple değiştirebiliriz. Şimdi biz bunu geçici yaptık. Kendini güvende hissetsin diye. Gördüğünüz gibi yere de halı serdik üşümesin diye. Arkasında yine duvardan soğuk gelmesin diye bir yastığı var. Burada da yine arada havalandırmak için bir havalandırması var. Bu kadarcık, şöyle çok büyük olmasına gerek yok. Bu kadar mütevazi bir oda, kullanmadığınız bir yer ya da banyonuzun bir kenarı bile bu yavrucağızlar için yuva olabilir. Mamalarını da böyle koyuyoruz. Böyle bir mamaları, suyu. Hayır, hayır, hayır.
daha güzeldir. Annem babam özeldir. Öğretmenim incidir, okulum birincidir. Benim adım Bogican, yaramazlık yapmayacağım. 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 Ederim. Arkanızdan güllerim.